Değerli basın yöneticileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, depremin etkilediği 10 ili gezdik. İl, ilçe ilçe, mahalle mahalle tespitlerimizi yaptık. Ve depremin etkilediği 10 ildeki 14 milyon yurttaşımız büyük bir felaket yaşamış durumda. Yaraları var. Ülke olarak yaralıyız. Ve bu yaraları sarmak için şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumluluk maalesef almadı, alamadı. Çünkü AKP ve MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 3 haftadır kapalı tutuyor. Tamam, ilk hafta anlaşılabilir. İlk hafta meclis kapalı tutulmalıydı. Ama şu anda toplum yaralı, geleceğini göremiyor. Evini, iş yerini, eşyasını, hayatını, yaşamını kaybeden 14 milyon yurttaşımız büyük bir belirsizlik yaşıyor ve buna karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir sorumluluk almıyor. Peki ne yapılıyor? Bir OHAL belirlendi biliyorsunuz, olağanüstü hal ve ülke yeniden olağanüstü hal kararnameleriyle yönetilen bir ülke haline geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir olağanüstü hal kararnamesi yayınladı. Ve olağanüstü hal kararnamesiyle yaraları saracağını düşünüyorum ama çok ciddi eksiklikler var. Değerli arkadaşlar, bölgede 300 bin esnaf, esnafın büyük çoğunluğu iş yerini kapatmış durumda. İşler, şu anda milyonlarca işçi işini kaybetmiş durumda. Milyonlarca yurttaşımız evini kaybetmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki meclise gerek yok. Ben olağanüstü hal kararnamelerle ülkeyi yönetirim diyor. Oysa yara o kadar büyük ki bu yarayı sarmak için ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın olağanüstü hal kararnamelerinde ne var? Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet iş yerleri hasarlı olanlar da var, olmayanlar da var. Ben depremin etkilediği 10 ilde işten çıkarma yasağı getiriyorum. Evet doğru, bu getirilmeliydi. Ama İşverene tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı getiriyor işçi. Peki tek taraflı ücretsiz izne çıktığında işçi kaç para maaş alacak değerli arkadaşlar? Günlük 133 TL ücret alacak işçi. Günlük 133 TL. Bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları duysun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir işveren işçisini ücretsiz izne çıkardığında o işçiye 133 TL'yi reva görüyor. Evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, hayatı yıkılmış yurttaşlarımıza günde 133 TL. Aylık kaç para yapıyor? 3.972 TL. Düşünün değerli arkadaşlar. İş yeriniz yıkılmış, eviniz yıkılmış, işiniz gitmiş, hayatınız bitmiş, yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Ayda 3.972 TL alacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca yurttaşımız bu deprem illerini terk ettiler. Mersin'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Batı'ya, Aydın'a, Manisa'ya gittiler. Oralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara diyor ki sana 3.972 TL vereceğim. Bir bakıyorlar kiralara 10.000 lira, 15.000 lira. İşte böyle büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. İşte bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalı diyoruz. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi yaraları sarmak için sorumluluk alması gerekir diyoruz. Depremden etkilenen, evi yıkılan, iş yeri yıkılan, işi biten yurttaşlarımıza toplu bir ödeme yapılmalıydı. Ve bu yaraları sarmak için, hayata başlamak için, özellikle depremin bulunduğu ilden gitmek zorunda kalan yurttaşlarımız için onların barınabilecekleri konutların kamu tarafından sağlanması gerekiyordu. Onlara kiralık ev tutmamız ve onların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyordu. Ama OHAL kararnamesinde bu var mı? Hayır, yok. Başka ne var OHAL kararnamesinde? İşverene kısa çalışma ödeneği yapma hakkı veriyor. Ve diyor ki 6 bin lira, işçi 6 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir diyor. Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Eviniz yıkılmış, yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Kısa çalışma ödeneği 6.000 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? En azından taban asgari ücret olmalıydı. Yani bu anlamda en azından kısa çalışma ödeneğinin tabanının
Asgari ücret olan 8500 TL'ye yükseltilmesi gerekiyordu ve bunun yanında işçilerin barınma gibi, kira yardımı gibi, kira desteği gibi, elektrik, su, doğalgaz, internet desteği gibi haklarının sağlanması gerekiyordu değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi deprem illerine ben gittim. Evet, Adıyaman bitmiş durumda. Maraş merkez bitik durumda. Hatay diye bir şehir artık var mı yok mu tartışılır. Bu üç ilimiz felaket bir şekilde etkilenmiş durumda. Bunun yanında Malatya ve Antep'in kuzey ilçeleri de felaket durumda değerli arkadaşlar. Ama diğer bölgelerde, Antep'in mesela merkezinde evet kayıplar var ama hayat devam ediyor. Yani işverenler şu anda değerli arkadaşlar işlerine devam edebiliyorlar. Bu 10 ilde de mesela Antep'te yüz binlerce işçi çalışmaya devam ediyor. Peki bu olağanüstü hal kararnamesi işverene nasıl bir hak veriyor biliyor musunuz? Eğer ki sizin bir yakınınız ölmüşse ve oradan gitmek zorunda kalmışsanız işverene diyor ki devamsızlık yapan işçiliği işten çıkarabilirsin diyor. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi ya? Düşünün ki eşiniz, dostunuz, akrabanızı kaybetmişsiniz. Şehri terk etmek durumunda kalmışsınız. Antep'teki patron ben çalışmaya devam edeceğim diyor. İşlerim sağlam diyor. Ama işçi eğer ki devamsızlık yaparsa işçiyi işten çıkarma durumuyla karşı karşıya bırakıyor bu olağanüstü hal kararnamesi. İşte böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. İşte sarayda vicdan yok arkadaşlar. Saray Covid döneminde de vicdansızdı. Covid döneminde işçileri çalışmaya devam edin dedi. Ölümünüz pahasına çalışmaya devam edin dedi. Patronlar kârlarına kâr attılar. Şimdi de diyor ki siz diyor yakınınız ölse de, eviniz yıkılsa da, eviniz yoksa da patron çağırıyorsa gitmek zorundasın. Yoksa gitmezsen işini fesheder patron. Ben de sana bir günde 133 TL ayda 3.970 TL veririm. Sen de susarsın oturursun diyor. İşte bu yüzden meclis çalışması gerekir diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu depremin yaralarının sarılma meselesi sarayın vicdansızlarına bırakılamaz diyoruz. İşte bütün bu meseleler oturup meclise konuşulmalıydı. Gece gündüz çalışabilirdik ve daha vicdanlı, daha adaletli düzenlemeler yapabilirdik değerli arkadaşlar. Başka ne oluyor bu kararnameyle? Sendikal faaliyetler de durduruluyor. Ya artık şu anda Antep merkezde faaliyet devam ediyor işverenler açısından, fabrikalar açısından. Bir işçi, patron zam yapmazsa, onun haklarına halel getirirse greve gidemeyecek. Hakkını arayamayacak. Değerli arkadaşlar, maalesef diyorum bakın böyle büyük bir felakette dahi sermayeden yana, elbette sermaye de yaralandı. Bakın bunu da söyleyeyim. İş patronlar da yaralandı. Onların da ailesinden kayıplar oldu ama böyle bir felakette dahi emeği yok sayan, Covid'de olduğu gibi emeği yok sayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Oysa daha adil düzenle yapılmalıydı. Değerli arkadaşlar, depremin yaralarını nasıl saracağız? Bunu hep beraber düşünmeliyiz. Depremin yaralarını o hal, olağanüstü hal kararnameleriyle saramayız. Bu vicdansız ve adaletsiz kararnamelerle saramayız. Bir an önce meclis toplanmalı. Meclis üçüncü haftadır kapalı. Meclis ne yapmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir deprem bütçesi çıkarmalı. Bu depremin elbette manevi kayıplarını geri getiremeyeceğiz. On binlerce yurttaşımızı kaybetmiş durumdayız. Çok yaralıyız manevi anlamda. Ama en azından maddi kayıplarını karşılamak için meclis olağanüstü toplanabilir ve barınma gibi, ısınma gibi, elektrik gibi, su gibi temel ihtiyaçları bu yurttaşlarımıza nasıl ücretsiz sağlayacağımızı tartışmalıyız değerli arkadaşlar. Bu depremin yaralarını sarmak için benim hesaplamalarıma göre 2 trilyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç var. Hem maddi anlamda hem de sosyal anlamda yaralarını sarmak için 2 trilyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç var. 2 trilyon TL mevcut bütçenin neredeyse yarısı. Ama saray bakıyorsunuz kamu kaynaklarından şu ana kadar çok küçük bir bütçe elde etmiş durumda. Bu kaynakla temel atılır belki ama o evler yapılamaz. Bu kaynakla o yurttaşlarımıza elektrik, su, doğalgaz, internet sağlanamaz.
Bu kaynakla işsiz açsız kalmış yurttaşlarımızın işi aşı sağlanamaz. Bu kaynakla dükkanı yıkılmış 300 bin esnafın dükkanı geri verilemez. Bu kaynakla hayvanına yem yediremeyen çiftçiye destek verilemez. İşte bütün bunlar açısından değerli arkadaşlar, bütün bu depremin yaralarını sarmak için bir deprem bütçesi yapmalıyız. Aynı zamanda da bu deprem bütçesinde bu 2 trilyon yükü, maliyeti kime sırtını yükleyeceğimizi tartışmalıyız. AKP döneminde trilyonlarca liralık rant yaratıldı. İşte bu deprem bütçesini ortaya koyup bütün depremin yaralarını sarmalıyız. Ama bunun yükünü de AKP döneminde yaratılan ranttan almalıyız. Bunun yükünü oraya yüklemeliyiz. Ranttan zenginleşenlere yüklemeliyiz değerli arkadaşlar. Bunun için de hem bu deprem yaralarını saracak gider kalemlerinin hem de bu giderlerin nasıl finanse edileceğinin mecliste tartışılması gerekiyor. Olağanüstü kararnameleriyle bu yaralar sarılmaz değerli arkadaşlar. Ben yeniden tüm milletvekili arkadaşlarımızı bu olağanüstü kararnamelerine karşı çıkmaya ve yasaları mecliste çıkarmaya çağırıyorum. AKP'li, MHP'li arkadaşlarımızı da bu anlamda bir çağrı yapıyorum. Gelin bu vicdansız ve adaletsiz olağanüstü kararnameler dışında mecliste adaletli yasalar çıkaralım ve depremin yaralarını saralım. Aynı zamanda da yeni depremlere karşı ülkemizi hazırlayacak, İstanbul'u, Bingöl'ü, Hakkari'yi hazırlayacak düzenlemeler yapalım. Aksi takdirde yeni depremlerde yeniden yaralanabiliriz değerli arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sorunuz varsa alabilirim. Efendim, depremle birlikte seçimin akıbetinin ne olacağı da tartışılıyor. İlk olarak Arınç ortaya atmıştım. Böyle bir ortamda seçim olur mu diye. Sonra işte muhalefetten tepkiler geldi, seçim zamanında yapıldı. Ardından Bahçeli konuştu. Şimdi Semih Yeru ve Erdoğan konuşacak. Sonra da YSK'ya bırakılacak şeklinde. Hani ilk karar, yani bu koşullarda seçim yapamayız gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi sizce? Böyle bir şey mümkün olamaz. Şu anda hala seçime hala 4 ay vaktimiz var. Ve elbette çok büyük yaralandık. Ancak yurttaşlarımız çok öfkeli. Yurttaşlarımız yaralı. Yurttaşlarımız bir an önce bu vicdansız iktidardan kurtulmak istiyor. Seçimler ne erkene alınmalı ne de ötelenmeli. Mutlaka zamanında yapılmalı. Seçimin tarihi bellidir. Seçimler 18 Haziran günü yapılmalıdır. Ve Yüksek Seçim Kurulu da çok rahat bir şekilde ülkemizi bu seçimlere hazırlayabilir. Artık 1930'ların, 40'ların, 50'lerin şartlarında değiliz. Elektronik bir çağdayız. Deprem bölgelerinden göç etmiş yurttaşlarımız varsa, bunlarla ilgili elbette var, milyonlarca yurttaşımız göç etti. Bunların kayıtları tutulabilir. Ve bununla ilgili tedbirler hızlı alınabilir ve ülkemiz seçime gidebilir. Seçimler ne erken alınmalı ne de 18 Haziran sonrasına bırakılmalı. Seçimler mutlaka 18 Haziran tarihinde yapılmalı. Bakın meclisi kaybettik. Bir denetim mekanizması şu anda işlemiyor. Meclis olağanüstü kararnameleriyle maalesef devre dışı bırakılmış durumda. Yargı bir sopaya dönüşmüş durumda. Basın üzerinde baskılar var. Sivil toplum kuruluşları işlemiyor. Ama son bir kurumumuz var ki o da demokratik seçimlerdir. Demokratik seçimlerle bir iktidarı değiştirme umududur. Bu umudumuza asla dokundurmayacağız. Bu açıdan seçimler ne erken alınmalı ne de 18 Haziran sonrasına bırakılmalı ki anayasal olarak böyle bir şey mümkün değil. Seçimler 18 Haziran'da çok rahat bir şekilde yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu da bu yöndeki tedbirleri almalıdır. Bu yönde İhtiyacı varsa bizler de siyasi parti olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ya 18 Haziran'da öncesi konuşuluyordu. Bu koşullarda biraz zor olduğu için mi bunu ifade ediyorsunuz? 18 Haziran vurgusunun sebebi ne? Şöyle yani eğer ki iktidar biliyorsunuz bu anlamda dillendiriyor. İşte zamana ihtiyaç olabilir, şehirler yıkıldı, insanlar göç etti. Elbette zamana ihtiyaç olabilir ama erkeni aldığınız zaman bu işi daha zora sokmuş olacaksınız. O açıdan Yüksek Seçim Kurulu'nda zora sokmamak için ve depremden yaralı yurttaşlarımızın en azından gidecekleri yerlerin belirlenmesi, onların oraya yerleşmesi, kayıtlarının oraya alınabilmesi için
O bir aylık süreye daha ihtiyacımız var. Seçimler bu açıdan asla erkene alınmamalı. Bırakalım Yüksek Seçim Kurulu önümüzde olan 110 gün içinde ülkemizi seçime hazırlasın ki bu konuda rahatlıkla hazırlayabilir. Ama bu 110 günü siz 80 güne düşürdüğünüz anda elbette zorluk çıkabilir. O açıdan seçimler kesinlikle ne erken alınmalı ne ötelenmeli, zamanında yapılmalıdır diyoruz. Zamanında yapıldığı zaman da Yüksek Seçim Kurulu ülkemizi seçime rahatlıkla hazırlayacaktır. Bu konuda ihtiyacı olan her türlü desteği de bizler vermeye hazırız. Peki seçim erkene alınırsa, YSK'da ben bu şartlarda seçim yapamam derse, yani böyle bir senaryo yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, seçim erkene alınma zamanında benim şu anda 110 günüm var diye YSK buna göre hazırlık yapıyor olabilir. Ama bunu 30 gün erkene çektiğiniz zaman YSK en fazla şunu söyleyebilir: bu 30 günü benden geri alma, bırak zamanında olsun, ben o tarihte ülkeyi seçime hazırlayabilirim diyebilir. Yani bu da haklı bir taleptir. O açıdan erkene alınmasına en fazla itiraz edebilir. Ama seçimler zamanında yapılacaktır. Anayasamız bize bunu emrediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda bence 18 Haziran'a göre hazırlık yapması lazım. Ve Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimleri erkene almak gibi düşünceden vazgeçmesi lazım. Biliyoruz, ekonomik şartların daha kötü gideceğini biliyor. Şu anda elinde kalan son paralarla birkaç temel atıp, yurttaşlarımıza birkaç kuruş para dağıtıp, bir miktar rahatlama yapıp hızla seçime gitmek istediğinin farkındayız. Ama önce yurttaşlarımızın düşünmesi lazım ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını düşünmesi lazım. Erdoğan Mayıs'ta da bir seçim olsa, Haziran'da da bir seçim olsa gidecek zaten. O açıdan bırakalım, biz onu zaten Mayıs'ta da olsa, Haziran'da da olsa gidecek, göndereceğiz. Bu açıdan seçimler zamanında yapılırsa en azından çok daha sağlıklı yapılabilir. Bu açıdan ne ön alınmalıdır ne de anayasaya aykırı bir şekilde ötelenmelidir. Seçimler 18 Haziran tarihinde yapılmalıdır.